Şimdi soğanı önüme aldım. Şöyle piyazlık bir şekilde ama çok da ince olmayacak gibi soğanı dilimliyorum. Halka halka da yapabilirsiniz ama o zaman biraz çiğ kalıyor, ondan şöyle hafif ufaltmakta fayda var. Geri kalan diğer malzemeleri halka halka dilimleyeceğim. Fırına girebilen büyük bir fırın kabının altına soğanı yayıyorum. İki soğandan da yapabilirsiniz. Bir soğan bence benim damak zevkime göre yeterli oluyor. Şimdi soğanı aldıktan sonra levrekleri de şöyle üzerinden koyuyorum. Ben bugün levrekle yapıyorum ama farklı balıklarla da yapabilirsiniz. Balıkçınızda hangisini görürseniz. Palamut da çok güzel olur. İskorpit de çok lezzetli oluyor. Farklı balıkları kullanabilirsiniz. Şimdi sıra domateste. Limon da dilimliyorum. Şöyle biberi de halka halka dilimleyeceğim. Ne yaptım? Biraz lezzet vermesi için şöyle halka halka dilimlediğim bir tane kırmızı biberi balığın üzerinden bırakıyorum. Yine üzerinden şöyle limon. Limonun balığa da değdiğine emin oluyorum. Yine bir tane limon yeterli. Şimdi buraya biraz tuz lazım. Ve de bolca zeytinyağı lazım. Yaklaşık böyle 1,5 çay bardağı kadar zeytinyağını üzerinden gezdiriyorum. Hiç su eklemeyeceğim. Çünkü domates piştikçe suyunu bırakacak, limon biraz suyunu bırakacak. Kurumaması için şöyle bir şey yapacağım. Bir yağlı kağıdı, bir adet kesilmiş yağlı kağıdı elime aldım. Onu biraz ıslatacağım. Şöyle elimle sıkarak fazla suyundan kurtulduktan sonra da şöyle nemli bir şekilde balığın üzerinden kapatacağım ki pişerken kurumasın diye. Çok kullandığım bir taktik. Sizler de not edin derim. Şimdi bunu 180 derecede önce ısıtın fırına vereceğim. Kullanacağınız filetoya göre süresi değişecektir. Ama benim kullandığım büyüklükte, yani 150 gram büyüklüğünde bir fileto olarak düşünürseniz toplamda 15-20 dakika sürecek pişmesi.